çaya zam geldi. Zama zam, zamlara zam, zamlı çay, zamı zam. Teknoloji Okulu'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün aslında böyle içeriği bizleri çok da mutlu etmeyen bir video ile karşınızdayız. Biliyorsunuz son 2 yıldır ülkemizde otomobil fiyatlarında muhteşem bir artış söz konusu. 2020 öncesinde aslında bu artışlar çok hissedilebilir derecede değildi. Yani normal sayılabilecek seviyelerdeydi. Hatta o günlere dair fiyat tablolarına baktığımızda pek çok kişi şaşırıyor. Ya bu otomobil bu kadar ucuz muydu diye içinden geçiriyor. Fakat 2020'de pandemi sürecinin araya girmesi zaten üretimdeki hızı yavaşlatmıştı. Dolayısıyla üretim yavaşladığı için ne oldu? Bayilere otomobiller sınırlı sayıda gelmeye başladı. Aslında burada ilginç bir istatistik de söz konusu. Pandemi sürecinde Avrupa ülkelerinin hemen hemen hepsinde yalnızca bir tane ülkede %1'lik bir artış söz konusuydu. Yani büyük bir çoğunluğunda otomobil satışları aşırı derecede düştü. Fakat Türkiye'ye bakıldığında üreticiler stok yetiştiremedi. Bunun sebebi ise otomobillerin dahi kara borsaya düşmesiydi. Otomobiller kara borsaya düşünce ne oldu? Doğal olarak onları alan galericiler ya da al satçılar üzerine 20-30 bin Türk lirası koyarak satmaya çalıştılar. Bu ikinci eldeki fiyat artışını da tetikledi. İnsanlar 2018-2019 model araçlara sıfır araçların liste fiyatından daha yüksek fiyatlar istemeye başladılar. Bu durum günümüze kadar uzandı ve hala da ne yazık ki devam ediyor. Fakat 2020'nin sonları ile birlikte 2021'e girdiğimiz dönemde biraz üretim bollaşınca fiyatlar yavaş yavaş normale dönmeye başlamıştı. Özellikle de Şubat ve Mart aylarında sıfır otomobillerin liste fiyatlarında da düşüşler gördük. Hatta stoklar da biraz gelmeye başlamıştı. Yani bazı modellerde stok bulmak mümkün oluyordu. Bunun sonrasında biliyorsunuz kısa bir süre önce ÖTV matrahlarında güncelleme olmuştu. Matrahlarda yapılan güncelleme sonrasında otomobil fiyatlarında özellikle bazı modellerde önemli düşüşler meydana geldi. Neden? Çünkü bir üst dilimdeki otomobil bir alt dilime kaydı ve dolayısıyla fiyatı da otomatikman 40 bin 50 bin Türk lirası arasında değişti, yani düştü. Bu düşüş otomobil piyasasını biraz canlandırmıştı ki arkadaşlar Ekim ayındaki döviz kurlarının artışına kadar. Biliyorsunuz geçtiğimiz Ekim ayında döviz kurları bir anda arttı. Merkez Bankası'nın aldığı faiz indirim kararından sonra dolar 8.50 seviyelerinden 9.50 hatta 9.60 seviyelerine kadar tırmandı. Keza euro da kendi rekorlarını tazeledi. Bu durum ülkemize direkt olarak dövizle gelen otomobillerin fiyatını da etkiledi. Biliyorsunuz şu anda bazı üreticiler liste fiyatını dahi euro üzerinden tutuyor. Yani giriyorsunuz Türkiye sitesine, otomobilin fiyatına bakıyorsunuz, size euro üzerinden fiyat veriyor. Dolayısıyla böyle bir durumda döviz kuru arttığı anda otomobilin fiyatı da direkt olarak artmış oluyor. Normalde otomobil üreticileri listelerini aylık bazlı güncellerken Ekim ayında döviz kurlarındaki artış nedeniyle ikinci bir güncellemeye gittiler ve Ekim'in 25'inden sonra pek çok üretici fiyatlarını güncelledi ve muntazam zamlar söz konusu oldu. Burada arkadaşlar pek çok otomobilin tekrardan ÖTV üst dilimine çıkmasıyla bazı modellerde 50 bin 60 bin Türk lirasına varan zamlar gerçekleşti. Şu anda ülkemizde en çok tercih edilen otomobillerden biri olan Clio'nun fiyatı bile 190 bin Türk lirasına dayanmış durumda. Evet, Clio 190 bin Türk lirasına dayanmış durumda arkadaşlar. Burada özellikle şunu belirtmek istiyorum. 190 bin Türk lirasına satılan model en boş model. Yani hala içerisinde pek çok böyle standarda dönmesi gereken opsiyonun olmadığı modellerden bahsediyoruz. Buna siz 1-2 ekleme yaptığınız zaman direkt fiyatı 200 bin Türk lirasının üzerine çıkıyor. Bir diğer otomobil markası fiyatta da zamlar ardı ardına patladı. Burada yine Türkiye'de en çok tercih edilen sedan otomobillerden biri olan biliyorsunuz Egea var. Egea fiyatları da tahminlerin çok yukarısına tırmanmış durumda. Şu anda en boş Egea'yı almanız durumunda bile ödemeniz gereken ücret tam olarak 175 bin lira arkadaşlar. Evet, yani şu anda bir fiyat Egea almak isteseniz dahi 175.900 Türk lirasını gözden çıkartmanız gerekiyor. Çok değil. Birkaç ay öncesine kadar fiyatlar 155 bin seviyesindeydi. Hatta biraz daha geri gidelim. 2-3 sene öncesinde fiyatlar 80 bin Türk lirasının altındaydı.
Günümüze geldiğimizde en ucuz binek otomobil için dahi 175.900 Türk lirasını gözden çıkarmak zorunda kalıyoruz. Kısa süre öncesine kadar otomobillerle ilgili çektiğimiz videolarda diyorduk ki ya artık 100.000 Türk lirasının altına bile alabileceğimiz sıfır otomobiller kalmadı. Bundan yakınıyorduk. Fakat böyle giderse kısa bir süre sonra biz 200.000 Türk lirasının altına alabileceğimiz sıfır otomobil kalmadı diye yakınmaya başlayacağız. Önümüzdeki süreçte döviz kurlarında devam edecek olan artışlar otomobil fiyatlarını doğrudan etkilemeye devam edecektir. Şu anda güncel Kasım fiyatları yayınlanmaya devam ediyor. Ekim ayında zam yapan bazı üreticiler Kasım ayı listelerinde bir zam daha yaptılar. Bu üreticilerin önümüzdeki süreçte nasıl bir strateji izleyeceklerini göreceğiz. Belki belli kampanyalarla fiyatları Ekim ayındaki zamlı fiyatlara çekebilirler. Lakin şu bir gerçek, artık Türkiye'de sıfır otomobil almak ciddi anlamda zorlaşmış durumda. Birkaç yıl öncesinde sıfır Mercedes C serisi alabileceğiniz fiyatlara şu anda sıfır Egea sedanı anca alabiliyorsunuz. Eğer bu durum böyle devam ederse önümüzdeki süreçte zaten sıfır otomobillere sadece zenginler binebilecek. Eğer sizin de bu konuyla ilgili söyleyecek bazı sözleriniz varsa bu videonun altında bizlerle yorum olarak paylaşabilirsiniz. Önümüzdeki süreçte bu tarz videolarla karşınızda olmaya devam edeceğiz. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.